33 senenin 15 senesini hücrede yatan bir insanın dışarıya çıktığını düşünebiliyor musun? Topluma nasıl alışacak, adapte olacak? Çıktığımda ilk işim telefona ayak uydurmak oldu. Akıllı telefonları gördüğümde otobüs şoförünün üstünde gördüm böyle şeyde. Kulaklığını da takmış, konuşuyor. Sonradan Ankara'da 10 liraya satılıyordu. Gittim aldım. Bir tane de ekran aldım. Ufak bir tornavidayla söktüm. Ekranı nasıl söktüysem öyle taktım, montaladım. Düğmeye bastım, açıldı. Bir tane şey çıktı. Ne diyorlar ona, nasıl tarif edeyim size? Bir lobort gibi bir şey çıktı. Hareket ediyor. Sürekli hareket eden bir lobort çıktı. Android mi diyorlar ona? Android çıktı. Benim sevdiğim, hoşuma giden uygulamalar Instagram, Facebook, WhatsApp. Ama en çok da Twitter dünya var YouTube'da. YouTube diye bir programı var. YouTube'ye basıyorsun, orada mikrofon var. Mikrofona konuşuyorsun. Ne istersen karşına geliyor. Nereyi istersen. Ne istersen yok yok yani. Facebook'ta sevdiğin bir şeyi paylaşıyorsun. Beğeniliyor, beğenmiyor. Onları eleştiriyor, eleştirilmiyor. Instagram'daki olay resim olarak paylaşabiliyorsun. Hepsinin ayrı ayrı bir özellikleri var yani. WhatsApp, görüntülü telefon, dünya, komşuluk. WhatsApp'tan açıyorsun. Onlar da sana açıyor. Abi börek yiyoruz. Siz ne yiyorsunuz? Biz de pasta yiyoruz. Buyurun. Neredesin diyoruz. Ya diyor bak ben denizdeyim diyor. Denizdeyim. Görüyor musun? Görüyor musun? Ben de diyorum görüyorum. Ben de diyorum bak buradayım. Sen görüyor musun? Arabaların markaları değişmiş. Modern arabalar gelmiş. Yollar bayağı değişmiş. Dönüyorsun dönüyorsun başka bir yoldan başka bir semte gidiyorsun. İşte aynı yolun altından da başka bir semte gidiyorsun. Köprülerin üzerinden, köprülerin altından. İlk otobüse baktım Taksim yazıyor. Merak ettim, televizyon dizilerinde de Taksim'i çok duyuyordum. Taksim'e bir gideyim dedim. Belediye otobüsüne bindim. Cebimden parayı çıkarttım. Dedi burada para geçmez. Bura otobüs değil mi dedim, paranın geçmediği. Gidiyorsun, makineye dokunuyorsun. Doğru diyor, ses çıkartıyor. Geçiyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Bir de demirleri var, engel demirleri. Onlar da çok akıllı. Kendi kendine düdük çaldın mı açılıyor kilidi, çıkıyorsun. İstiklal Caddesi'ne girdim. Bu kadar insan nasıl geliyor? Bir insan aklıma. Bunlar dedim acaba sinemadan mı geliyor, tiyatrodan mı geliyor, camiden mi geliyor, nereden geliyor bunlar? Bu insanların amacı ne? Çeşit çeşit insan. Çinlisi var, Japonu var, Zencisi var, Arabı var, her şey var. Acaba diyorum bunlar dönüyor dönüyor aynı yere geri mi geliyor? Geçtim oraya Galata Lisesi'nin oradaki yere oturdum seyrediyorum. Bu kadar insanı bir arada görmedim ki ben hiç. Ben dedim İstanbul'un her tarafı böyleyse ben kime soracağım adliyeyi? Nasıl bulacağım abimi? Ben kayboldum bu şehirde. GBT'den soruyorlar. Bir şey yok. UYAP'tan soruyorlar. UYAP'ta dosyam yok. Bu dosya nerede? Bir tane dosya bitiyordu. Başka gönderiyorlardı. Ve bunlarla mücadelem 33 yıl, 9 ay, 17 gün, 11 saatimi aldı. Şimdi hepsinden beraat ettim. Ama çektiğim bu kadar acıya rağmen dışarıda zor bir hayat bekliyordu beni. Ve şimdi de adapte olmaya çalışıyorum. En çok da yabancı yazılara adapte olamadım. Eskiden bakkal yazardı, eczane yazardı. Yabancı isimler yazıyor. Butikeri, şartiyer, jurtiyer, bir ton şeyler yazılıyor. Bir tek eczane, diğerlerinin hepsi farklı. Kimi çekiyordu? Kafam daima tabelaları kontrol ediyordum. O kadar kitap okudum. İngilizce niye çalışmadın diye kendime kızdım. Yaşamak zorundayız dedim ya. Öğrenmek zorundayız. Güzellikleri görmek zorundayız. Teknoloji ilerlemişti. Bıraktığın gibi bir şeyi bulamıyordun. Ben bu dizide oynanılan filmlerin hepsinin yurt dışında çekildiğini biliyordum. Böyle bir şey olamaz Türkiye'de derdim. Çıktıktan sonra yüzleştiğince ya diyorum bak bu dizide oynayan binanın aynısı. Ya bu filmde oynayan binanın aynısı. Ya bu haberlerde geçen yerin aynısı. İnsan yadırgıyor biraz da. Biraz da işte alışmaya çalışıyor, adapte olmaya çalışıyor. Tekele girdim. Marketle daha tanışmamıştım. Bana dedim Samsung verir misiniz? Adam dedi ki yok. Maltepe ver dedim. Maltepe de yok dedi. Şöyle döndüm ne var sizde derken çeşit çeşit sigarayla karşılaşınca şok oldum. İsmini bilmediğim, markasını bilmediğim, hangi devlete ait olduğunu bilmediğim sigaralar dolu.
bankanın önünden geçiyorum, kuyruk var. Dedim hanımefendi, bu makinenin yanında niye kuyruğa girdiniz? Dedi ki para çekeceğiz. Dedim bir makine nasıl para verebilir ya? Böyle bir şey düşünemem yani. Hayal bile etmesi bile imkansız. Hakikaten de öyle bankamatiğe kartı koyuyorlar, tık parayı çekiyorlar. Kartı koyuyorlar, parayı çekiyorlar. Ne olduğunu bilmeyen insanların tuhafına gidiyor. Manavlar değişmiş, marketler değişmiş. 33 sene cezaevinde yatan bir adamı bıraktığında ananas kibiyi nereden bilsin? Oradan çıktım. Markete girdim. Marketten bisikletle kola alacaktım. Geçiyorsun arabayla, geliyorsun, aynı yerden giriyorsun ama çıkış kapın farklı. Oraya ben makarna almaya gitsem 10 çeşit, 20 çeşit makarna var. Hangisinden alacağımı düşünüyorum. İnsanın ne alacağını şaşırdığı bir yer. Fırına girdim, bana dedi ekmek verir misin dedim. Bana dedi hangisinden? Ya ekmek arkadaşım dedim, abi de hangisinden? Tuzlusu var, tuzlusu var. Bir baktım ki 50 çeşit ekmek var. Ben de sorduğuma pişman oldum. Eskiden iyi alırdın ya somun ya pide. Şimdi çiçekli, kepekli, siyah, beyaz, çeşit çeşit ekmek var. Normalinden ver dedim adam artık, ne diyeyim. Aldım bir tane, geldim parka. Çocuk parklarını gördüm. Çocuk parklarında bizim bildiğimiz bir tane eşek vardı, binerdin. 2-3 tane tabure vardı, herkes otururdu ama şimdi öyle değil. Oyuncak teknolojisi bile değişmiş. Çocuklara hizmet bile değişmiş. Çocuk giriyor, kayıyor, 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 geliyor, lup, duruyor. Kayıyor, kayıyor, geliyor, lup, duruyor. Evlerin önünde kedi mamalarını gördüm. Benim çok hoşuma gitti bu. Ben de gittim, peti oradan kestim, su koydum hemen. Kedi maması aldım. Tuhaf. Eskiden et verirdik, peynir verirdik, yemek verirdik. Şimdi yuvarlak yuvarlak kedi mamaları çıkmış. Sulu mamalar çıkmış. Tenike kutulu konserve mamalar çıkmış. Ciğer yazıyor, tavuk yazıyor. Hepsini aldım baktım, hepsi aynı. Dolar yakalansan elinden hem paranı alıyorlardı hem de yasaktı, cezası vardı. Dolar bürolar açılmış. Danışman gibi iki tane adam oturuyor. Dedim ya dolar bu kadar serbest mi, yasak değil mi? Abdi sen hangi çağda yaşıyorsun dedi. Bitmek bilmeyen bir metro. 7 kat yerin altına iniyorsun. Ya karşından bir başka tren gelse ne olacak? Bunun merakı vardı içerisinde, korkusu vardı. Bir de tedirginim, ilk defa görüyorum. Görmediğim, bilmediğim bir şeye biniyorum. Tünele girdim, gözlerimi kapattım ilk başta. Ve açıp geri kapatıyorum çünkü ışıklar geliyor. Bir çıkıyorsun, yürüyorsun, 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 yol bitmiyor. Ben dedim ki bu metrodan çıkana kadar oradan Taksim'e, İstiklal Caddesi'ne yani yürüyerek gelsem metrodan daha çabuk gelirdim. Elbette bir gün mutlu olacağım. Bu kadar azaptan, bu kadar acıdan sonra bir günüm muhakkak mutlu olacak. Tazminatımın yattığı andan itibaren bir güzel kendime ev alacağım, evleneceğim, bir iş kuracağım. Kebapçılık olur, kafeterya olur, güzel bir yer açacağım. Mecburen bekleyeceğim, başka yok, çarem yok. İş ve işçi bulma kurumu, iş bulmaya yönlendiriyorlar, gönderiyorlar, geliyoruz, gidiyoruz, hiç boş. Tesbih satacağım, başarmaya çalışacağım. Bunun için mücadele edeceğim. Ümit insanda bitmez. Ümit bitmişse insan bitmiştir. Bir gün mutlaka çekilen acılar mutluluğa döner yani.